Merhaba Şifteli izleyenleri, ben Mertcan Orhan. Bu videomuzda sizler için 3000 ile 4000 TL arasında satın alabileceğiniz akıllı telefon modellerini listeliyoruz. Listemizde güncel akıllı telefon modellerine yer verirken biraz daha eski akıllı telefon modellerine de yer verdik. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan listemizin birinci sırasıyla başlayalım. Listemizin birinci sırasında bizleri Huawei P30 Lite modeli karşılıyor. Huawei'in uygun fiyatlı akıllı telefon modellerinden biri olan P30 Lite 6.15 inç boyutunda ve Full HD Plus çözünürlüğünde çentikli ekran ile bizleri karşılıyor. Kirin 710'dan güç alan telefonun 4 GB RAM'i ve 128 GB'lık dahili hafızası bulunuyor. Telefonun kamera tarafında ise arkada 3, önde ise 1 kamerası yer alıyor. Arkadaki 3 kamerasına baktığımızda 48 megapiksel ve f1.8 değerinde ana kamera, 8 megapiksellik geniş açı ve 2 megapiksellik derinlik algılayıcı kameranın yer aldığını görüyoruz. Ön taraftaki tek kameranın çözünürlüğü ve diyafram açıklığı da 32 megapiksel ve f2.0 şeklinde. Telefonun 3340 mAh kapasiteli batarya ile geldiğini de belirtmiş olalım. Evet, geldik listemizin ikinci sırasına ve listemizin ikinci sırasında bizleri Samsung'un orta segment akıllı telefon modellerinden biri olan Samsung Galaxy A70 modeli karşılıyor. Büyük ekranlı telefon arayanlar için ideal modellerden biri olan Galaxy A70, 6.7 inç boyutunda ve Full HD Plus çözünürlüğünde çentikli ekrana sahip. Tasarımsal olarak da kendini beğendirmeyi başaran telefonun kalbinde Snapdragon 675 işlemcisine yer veriliyor. Bu işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza eşlik ediyor. Galaxy A70'in arkada 3, önde ise 1 kamerası bulunuyor. Arkadaki ana kamera 32 megapiksel çözünürlük ve f1.7 diyafram değeriyle geliyor. İkinci kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğe ve f2.2 diyafram değerine sahip. Bu kamerada ultra geniş açılı kamera olarak görev alıyor ve 123 derecelik bir açı sunuyor. Derinlik algılayıcı özelliği olan 5 megapiksellik 3. kamera ise f2.2 diyafram değerine sahip. Telefonun önünde 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera görev alıyor. Bu kameranın diyafram değeri ise f2.0 olarak bizi karşılıyor. Galaxy A70'e batarya tarafında ise 4500 mAh kapasiteli bir batarya eşlik ediyor. Ve geldik listemizin 3. sırasına. Genelde üst segment akıllı telefon modelleriyle bizleri karşılayan Oppo, listemizin 3. sırasında orta segment akıllı telefonu Oppo Reno Z modeliyle karşılıyor bizleri. Oppo'nun en uygun fiyatlı akıllı telefon modellerinden biri olan Oppo Reno Z, donanımsal olarak listemizdeki diğer akıllı telefon modellerinin biraz daha gerisinde kalıyor. 6.4 inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefonda MediaTek'in Helio P90 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci ise 4 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza eşlik ediyor. Telefonun arka tarafında biri 48 megapiksel çözünürlüğünde ve f1.7 diyafram açıklığında, diğeri ise 5 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.4 diyafram açıklığında olmak üzere çift kamera kurulumuna yer veriliyor. Ön tarafta ise bizleri 32 megapiksel çözünürlüğünde f2.0 diyafram açıklığında bir kamera karşılıyor. Cihazın batarya kapasitesi ise 4035 mAh şeklinde. Listemizin 4. sırasında uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle karşımıza çıkan Xiaomi'nin en uygun ve en güncel akıllı telefon modellerinden biri olan Xiaomi Mi 9T modeli bizleri karşılıyor. 6.39 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan telefonun AMOLED ekranı Full HD Plus çözünürlüğünde. Açılabilir kamera tasarımına sahip olması nedeniyle telefonun ekranında herhangi bir kamera deliği ya da çentik bulunmuyor. Gücünü Snapdragon 730'dan alan telefona 6 GB RAM eşlik ediyor. Telefonda 64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı dahili hafıza seçeneği yer alıyor. Telefon 4000 mAh'lik bir batarya ile kutudan çıkıyor. Listemizin 5. sırasında da LG'nin geçmiş dönemde duyurmuş olduğu amiral gemisi modellerinden LG G7 ThinQ modeli karşılıyor bizleri. 6.1 büyüklüğünde bir ekrana ev sahipliği yapan telefonun ekran çözünürlüğü ise 3120x1440 piksel şeklinde. Modelde Qualcomm'un Snapdragon 845 platformunun tercih edildiğini görüyoruz.
Ayrıca telefonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza sunuluyor. Kameralara baktığımızda ise arka tarafta 16 megapiksel çözünürlüğünde f1.6 ve f1.9 diyafram açıklığına sahip iki lens görüyoruz. İkinci kamerayla geniş açı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ön tarafta ise 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f1.9 diyafram açıklığına sahip bir kameraya yer verilmiş. Listedeki diğer telefonlardan farklı olarak IP68 sertifikasıyla su geçirmezlik özelliğine sahip olan telefonun batarya kapasitesi ise 3000 mAh şeklinde. Listemizin 6. sırasında bizleri oldukça garip bir telefon karşılıyor. O da Xiaomi Mi Mix 2S modeli. Mi Mix 2S 5.99 inçlik Full HD Plus çözünürlüğünde IPS ekranı sahip. Ayrıca telefonda herhangi bir çentik ya da pop-up kamera yer almasa da ekran kasa oranı oldukça başarılı. Mi Mix 2S gücünü Qualcomm'un üst seviye işlemcilerinden biri olan Snapdragon 845'ten alıyor. 6 GB RAM ve 64 GB dahili hafızanın yer aldığı cihaz bunun yanında 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza ile geliyor. 8 GB ve 256 GB dahili hafıza seçeneğine de yer verildiğini belirtelim. Xiaomi bu modelinde biri f1.8 diyafram açıklığında 12 megapiksellik kameraya, diğeri ise f2.4 diyafram açıklığında 12 megapiksellik kamera olmak üzere çift arka kameraya yer veriyor. Cihazın ön tarafında ise f2.0 diyaframında 5 megapiksellik bir kamera yer alıyor. Bu telefonun en ilginç özelliklerinden biri de bu. Normalde bizim ekranın üstünde gördüğümüz kamera bu modelde bizleri ekranın altında karşılıyor. Cihazın batarya tarafında ise 3400 mAh kapasiteli bir pile ev sahipliği yaptığı görülüyor. Listemizin 7. sırasında Xiaomi'nin geçmiş amiral gemisi modellerinden biri olan Xiaomi Mi 8 modeliyle karşınızdayız. Xiaomi Mi 8 çentikli bir ekran tasarımıyla bizleri karşılıyor ve bu ekran 6.21 inç boyuta, Full HD çözünürlüğe ve 407 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Snapdragon 845'ten güç alan telefona RAM ve depolama alanı tarafında 6 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza eşlik ediyor. Telefonda çift arka kameraya yer verildiği görülüyor. 12 megapiksellik ana arka kamerada f1.8 diyafram açıklığına yer verilirken arkada ikinci 12 megapiksel çözünürlüklü kamera ise f2.4 diyafram değerine sahip. İkinci kameranın telefoto kamera olduğunu da belirtmiş olalım ve ön tarafına geçelim. Ön tarafta ise bu telefonda 20 megapiksel çözünürlüğe ve f2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera bizleri karşılıyor. Batarya tarafına baktığımızda da cihaz 3400 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Evet, geldik listemizin son sırasına. Son sırada bizlere Xiaomi'nin alt markası olan Pocophone'un bir akıllı telefon modeli karşılıyor. Pocophone F1. 6.18 inç büyüklüğünde çentikli bir ekrana sahip olan model Full HD Plus çözünürlük sunuyor bizlere. Pocophone F1 Snapdragon 845 işlemcisinden güç alıyor. 6 ve 8 GB RAM seçeneklerinin bulunduğu modelin 64, 128 ve 256 GB dahili depolama seçenekleri de mevcut. Telefonun kamera tarafında da arka tarafta bizleri 12 megapiksel çözünürlüğünde f1.9 diyafram açıklığında bir ana kamera karşılıyor. Bunun yanı sıra bu ana kameraya da 5 megapiksel çözünürlüğünde f2.0 diyafram açıklığında bir derinlik algılayıcı kameranın eşlik ettiğini görüyoruz. Ayrıca telefon ön tarafında da 20 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.0 diyafram açıklığına sahip bir kameranın yer aldığını görüyoruz. Bu telefona ise 4000 mAh kapasiteli bir batarya eşlik ediyor. Evet, böylece sizler için 3000 ile 4000 TL arası akıllı telefon modellerini listelediğimiz liste videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizin de bu listeye eklemek istediğiniz bir akıllı telefon modeli varsa lütfen yorumlar bölümünde belirtin. Ayrıca siz olsanız bu listeden hangi akıllı telefon modelini tercih ederdiniz? Lütfen yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.